Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sof savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, miyoma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni qartaraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Tushunyapsizlarmi? Aptekadagi dorini ko'paytdim sizlarga misolini. Retsept bo'yicha İşlatsanız o doğru sizge fayda kıladı. Eğer reset bu içemez, hala kendi kalıp işlatsanız sizi kasal kıladı. Hazır günde hiç kim geçirmez buradalar. İhtilaflarga sebep buluyken, müşkülelerge sebep buluyken işlerden bittesi namazdan keyingi ameller meselesi. Cemaat bulan dua kılış, namazdan keyin ayetel kürsü okuş, tasbih-i tahlil aytış, bana şu mesele hazır muamma bu duruyordu. Mana shu oramizda ixtilofga sabab bo'layotgan ayrim birodarlarimiz namozdan keyin jamoat bilan duo qilishni inkor qiladi. Hatto o'zi qilmaganiga yarasha innamay ketolmay shu duoni qilayotganlar bilan urushayotgan yoki ularni ma'lumot qilayotganligi ham yo'q bo'lib turibmiz. Namozdan keyin imom qavmga qarab o'tiradi, jamoat bilan birga zikrda aytadi, keyin qo'lini ko'tarib duo qiladi. Va qavm amin amin deb turadi. Mana shu masala ham hozir muammo bo'lib qoldi. Shu mavzu ham muammoga aylanib qoldi. Avval bu masala muammo emas edi. To'g'rimi? Keyingi paytlarda mana shu haqida savollar ko'payib ketdi. Aslida bu masala allaqachon hal bo'lgan birodarlar. Namozdan keyingi qilinadigan amallar muhaddislar o'zlarining kitoblarida bunga tegishli, shu mavzuga tegishli hadislarni rivoyat qilib bo'lishgan. Bir va faqihlar bu hadislarni o'qib o'rganib, ulardan nima xulosa olinadi, qanaqa hukm chiqariladi, hal qilib bo'lishgan. Bizning birodarlar, bu masalaga kirishlikka haqqimiz ham yo'q, hojati ham yo'q, bilimimiz ham yo'q. Imom Ahmad ibn Hanbaldan so'rashdi. 200 mingta hadis bilgan odam fatvo aytsa bo'ladimi? Yo'q dedi. 300 mingta hadis bilsa-chi? Yo'q dedi. Hozir hammamiz bittadan hadis aytsak nechta hadis bo'ladi shu yerda? Mingta bo'lmaydi. Kim ichimizda 200 ta hadisni aytib beradi? Sanadi bilan. Yo'q. 300 tachi, 400 tachi, 500 tachi. 400 mingta hadis bilsa-chi deganda qo'limni ko'tarib deb qo'ygan ekan. Endi mana shu to'rala mazhab imomlari siz bilan bizning zamonimizdagi hamma olimlar yig'ishtirib kelsa, bittasiga ham to'g'ri kelmaydi. Ana shu Abu Hanifaning ilmini 10 dan 1 ga to'g'ri kelmaydi. Endi o'sha Abu Hanifalar siz bilan bizning namozdan keyingi amallarimizni kitobga, sunnatga, sahobalarga fe'liga asoslanib turib, tartibga keltirib qo'ysa, bu narsani bid'at degan bo'lsa, insobdan bo'lmaydi. Ya'ni namozdan keyingi amallarni qilish kerak, qilmaslik kerak, qaysi to'g'ri, noto'g'ri degan masalani ustida biz ijtihod qilishga haqqimiz yo'q. İlmimiz ham yo'q. Bu masala hal qilib bo'lingan. Ammo ayrim birodarlarimiz mana shu masalalarni qo'zg'ayapti. Odamlarni xayolini parishon qilyapti. Ixtiloflarga sabab bo'lyapti. Farz namozdan keyin imom salom bergandan keyin shap-shap-shap oxlab orqa safga yuguradiganlar bor. Ana shularda ba'zilari sunnatni ham o'qimasdan shart chiqib ketadi. To'g'ri chiqib ketadi. Go'yoki farz namozdan keyin shoshilib chiqib ketmasa gunohkor bo'ladigandek. Go'yoki sunnat o'qigani qolqsa ko'chadan bir narsadan mahrum bo'ladigandek. Shap 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 oxlab chiqib ketadi. Birodarlar, al-muslimu fil masjidi kassamaki fil ma wal-munafiqu fil masjidi kal usfuri fil qafas dedilar Rasululloh. Musulmon odam masjidda suvdagi baliqdek bo'ladi, ya'ni yayraydi. Munofiq odam masjidda qafasdagi qushdek bo'ladi, tezroq chiqib ketishga harakat qiladi. Savolni bering o'zingizga. Qaysi toifadansiz siz? Farz namoz o'qildi, imom salom berdi, orqada qatorlarga yugurgilab chiqib ketadigan, sunnat o'qimasdan chiqib ketadigan shunday bir donolar bor. Bunaqa donolar qo'shtirnoq ichidagi donolar. Har bitta masjidda topiladi.
Mana shu qilayotgan harakati bilan nomosonlarga xalaq berayotganligini o'ylab ham qo'ymaydi. Qilayotgan ishi xato bo'lishligini bir taxmin ham qilib qo'ymaydi. Ular mana shu o'zlarini qo'shtirmoqchiday qilg'ilarini oqlab, namozdan keyin jamoat bilan duo qilish bidiyat. Rasululloh buni qilmaganlar, shuning uchun biz qilmaymiz deb aytishadi. Hatto o'zi o'tirib chiqib ketgani yetmagandek, o'tirib duo qilayotganlarni mana shu ishdan qaytarayotganiga ham guvoh bo'lib turibmiz. Mana shu chiqib ketish bilan go'yoki dunyodagi eng to'g'ri ishni mashlar qilyapti-yu, boshqalar hammasi nohaq chiqib ketayotganda shunday yuz-yuziga gezarib chiqib ketadiki, qo'lingdan kelsa to'xtatib qol deyotganga o'xshaydi. Keladi shu masalani bir atroflicha o'rganib chiqamiz. Ehtimol 2 dars bo'lar, ehtimol 3 dars bo'lar. Namozdan keyingi zikrlar, oyatlar kursi, duo, jamoat, qo'lda yuzga surtishlik masalalarini batafsil ko'rib chiqamiz. Voy xotirjam bo'linglar birodarlar, mazhabimizda qilayotgan har bir amalimizni dalili bor. Bor. Bu mavzu o'zining ichiga bir qancha masalalarni qamrab olgan. Birma-bir o'rganib chiqamiz. Ana shu masalani har bittasini dalili bilan tanishib chiqamizda oxirida bitta xulosa qilamiz. Bu mavzu 5 ta nuqtani o'z ichiga oladi. Birinchisi, namozdan keyin tasbih tahlili aytish va oyatal kursi o'qishlik. Ikkinchi masala, namozdan keyin duo qilish va duoda qo'lni yuzga nima qilishlik, surtish masalasi. Uchinchi masalasi, namozdan keyin Qur'on tilovat qilishlik masalasi. To'rtinchisi, namozdan keyin salovat aytish masalasi. Beshinchisi, mana shu amallarda hammasini jamoat bilan birga qilishlik masalasi. Birinchi masala, namozdan keyin tasbih tahlil aytish hamda oyatal kursi o'qishlik masalasi. Bid'at deb chiqib ketyapti-ku. Qaranglar-da, masalan, bo'pti biz tasbih tahlillarda oyatal kursini bid'at desin. Dafustim, faras qilaylik. Bor. Sunnat o'qimay chiqib ketganingiz nima deysiz unda? Bo'pti, bu tasbih aytishni bid'at bo'lsin, dafustim. Unda bid'at emas. Endi sunnat o'qimasdan shart chiqib ketganingiz, sunnatni tark qilayotganingiz qaysi sunnatga to'g'ri keladi? Sunnat namozini o'qimasdan chiqib ketishlik kimning sunnati? Namozdan keyin tasbih tahlil aytish musulmonlarning orasida mashhur bo'lgan, payg'ambar aleyhissalomning zamonidan beri amal qilib kelinayotgan amallardan hisoblanadi. Bu to'g'risida birodarlar, Qur'oni Karimning oyatlari, payg'ambar aleyhissalomning bir qancha sahih hadislari bor bo'lgan. Kitobdan, sunnatdan dalil bor. Namozdan keyin oyatlar kursi o'qishga, tasbih tahlil aytishga. Alloh taolo Qof surasini 40-chi oyatida marhamat qiladi, astagfirullah. Wa minal layli fasabbihu wa adbarus sujud. Yana kechaning bir qismida va sajdalar, ya'ni namozlar ortidan uni poklang. Sajdalar ortidan uni poklang. Sajda qayerda bo'ladi? Namozda bo'ladi. Namozdan keyin Alloh taoloni poklang, tasbih ayting deyapti. Demak, birodarlar, har namozdan keyin tasbih aytishligimiz, Allohni poklab tasbih aytishimiz Qur'on oyati bilan sobit bo'ldi. Bu birinchi dalil. Namozdan keyin tasbih aytishlikka Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadis rivoyat bo'lgan. An Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhu, Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam qol: Muaqqibatun la yahibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubra kulli salatin maktubatin. 33 tasbihatan wa 33 tahmidatan wa 34 takbiratan. Rawahu Muslimun va Tirmiziy. İmam-ı Müslim'den ve Tirmizi'den keltirilen hadis. Ka'b ibn Ujra radıyallahu anh'dan rivayet kılınadı. Resulullah merhamet kıldılar. Namaz ortadan kılıçlarını aytuvchilar yoki kılıçlar noimid bo'lmaslar. Yani namazda orqasida aytiladigan kalimeler var. Kim bunu aytsa noimid bo'lmaydi. Nimaydi o namazda orqasidan keladigan kalimeler? Her bir namaz ortadan 33 ta tasbih, 33 ta hamd va 34 ta takbir. Kim namozdan keyin mana shularni aytadigan bo'lsa, noimid bo'lmaydi, deyaptilar Rasululloh. Imom Muslim va Termiziydan. Dalil yetadimi yo'qmi? Ikkita dalil bo'ldi, bitta oyatdan, bitta. Keyingi hadis. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu, ani Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: Man sabbaha Allah fi dubri kulli salatin 33 wa hamida Allah 33
وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام المئتي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم. Abu Hurayra'dan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu dediler. Kim her namazdan keyin 33 madde Allah'a tesbih etse, 33 madde Allah'a hamd etse, 33 madde Allah'a ekber dese, hammasi 99 bulur. 100 tanın tamam buluşu için La ilahe illallah vahdahu la şerike le lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir ne etse, onun günahları dengiz köpükleri kebe bulsa hem mağfiret kılınır. Müslüm'den. Bitti ayet, ikide hadis keltirdik. Nemege dalil kılıp keltirdik? Dengizli köpüğünü, sanağını kim sanağıydı? Yengilerin orada milyar bitti dengiz sahil yoldu, milyarda köpüğü pık pık yok oldu. Yani iki sekunda yine milyar, ki milyar dengizli köpüğü içeri günahı köp olsa, bana şu kelimelerini ayet geldiği için Allah da Allah günahını keçirir diyebilirler. Resulullah, İmam Müslüm keltirgen hadiste. Hop şaşıp çıkıp yetiz tesbih etmezler. Şah çıkıp mı buriyetizden? Ya tesbih tahlilde ettik biz. Buriyetimiz üzülüp çıktı mı bizi? Ne bir de lagetsiz gibi rasulcular görürler de ne mani yok attıyız. Ya ki etmezden çıkıp getir ne mani yuttuyuz. Lekin bu yagi yapın nafratını gözüküyor. Bu yaplarımız alışmıyordu. Gerçi Müslüm'den hadis getirgen bu seyir. Demek yukarıdaki hadislerden namazdan keyin tasbih, tahlil, takbir etişlik, sünnet ekenliği malum böyle yaptı. Çünkü tasbih etmezden çıkıp getirken köylerimiz sünnet kemal kıl yaptı. Demeyler, sizler şu işte sizler görgetkenlerinin sünneti kemal kıl yapsınlar. Şimdi namazdan keyin ayetel kürsünü okuşluk sünnet ekenliği gemene dalilimiz. An Abi Muhammed radıyallahu anhu kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, men qara ayetel kürsi dubara kulle mektubatin lem yemna'hu min duhulil cenneti illel maut. Ravahu Nesai. İmam-ı Nesai rivayet kılın. Abu Muhammed radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ettiler. Kim her bir farz namazdan keyin ayetel kürsini okusa, onu cennetke kirişten fakat yine ölüm tosu durar. Şuna değil mi? Her namazdan keyin ayetel kürsünü okusa cennetke kirişi ne? Fakat ölüm türüptü de ortada. Ölüm ama yine de kirip yeterli değil. Yine bir hadis okuyuz. İmam-ı Tabarani ile keyinki hadisimiz. An Abdillah ibn Hasan ibn Hasan an abihi an caddihi radiyallahu anhum kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى رواه الطبراني. عبد الله بن حسن بن حسن أتصدان وباباستان رواية قلادة رسول الله شنو دي دلار كم فرض نمازدان كين آية الكرسي نقصة بشقة يعني كينجي نماز جاء شو آدم الله نين زمسة ده بولاد الله نين خمايسة ده بولاد Allah'ın panahı aslı da buladı. Bana şu keltirilen rivayetlerde asası da buradalar. Namazdan keyin ayet-el kürsi ve tasvirlerini cemrab zikir kılış sünnet ameli ekenliği malum buladı. Bu yada ayet-el kürsi aval okuladı mı? Peki tasbih tahlilleri aval ettiler mi? Farkı yok. Muhumun kellesi bu sabah oldu. Birinci noktamız. Namazdan keyin tasbih tahlil tekbir etiş ve ayet-el kürsi okuşluk sünnet ekenliğine delillerini makıldık. Sırarge keltirip verildik. Barakana sünnetten dalil. Barakana dalilimiz. Şimdi turup çıkıp geçtikçe dalil keltirdiler bizge. Bitti yeterli. Farz namazda okuyandan ki sünnet okumasına şap çıkıp geçtikçe bitti dalil keltirip verildiler. Zayıf bozuyan yani bir rivayet olsun. Birinci masalamız halb oldu. Şimdi ikinci masalamız. Namazdan ki dua kılış. Onda kollarına kötarış ve yüzge sürtüşlük. Vay can akeler bükeler. Takir alet hemen. Maşı otobabalarımız maçta kılıp gelirken hemen amellerde için dalil hüccatı bu yani. Abu Hanifan'ı hımaya kılırken davrede yaşa yapız da hazır. Yani Abu Hanifan'ı hımaya kılış kereği bugün zamanda yaşa yapız. Kimlerden?
Müslümanlardan himoya qilyapmiz Abu Hanifani. Sünnette okuş kereyemi keremez mi? Degen masalani muhakeme kılıyaptı Müslümanlar. Bu yığılıyken halat. İşte Muhammed Avvama, bana hazır gündeki en katta muhaddis alımlardan. Özünü bir dersi de eti yaptı. Men üyeti yapan hazır gündeki tutken makamımdan diyaptı. Men Abu Hanifani himoya kılışım kereyip ol yaptı. Men üyeti yapan kılıyken şimdiden diyaptı. Ümmetin otası bugün, sahaba tabiyelerden ki yenge davrede yaşayken, adamlarda en ulu bugün Abu Hanifani himoya kılış kereyip ol yaptı. Kimden? Müslümanlar da hımakır yapız mı? Namazdan ki dua kılı şakıda birkaç hadisler sabit boyan. Bana ayrımları. An Abi Umamata radıyallahu anhu kala Kile ya Resulallah ayyü duayı asma'u kala cevfel leylil ahir dubara salavatil maktubat Ravahu Abu Davud ve Tirmizi. Abu Umamata radıyallahu anhu da rivayet kılınadı. Rasulullohga aytildi. Ya Rasululloh, qaysi duo ijobat bo'luvchiroq? Rasululloh aytdilar, kechaning oxirgi qismida qilingan duo va farz namozlardan keyin qilingan duo deb javob berdilar. Ikkinchi hadisimiz An Mu'adh ibn Jabal radhiyallohu anhu qala, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ya Mu'adh, wallohi inni la uhibbuka. Usika ya Mu'adh La tada'anna dubara kulla salatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Ravahu Ahmed ve Abu Davud ve Nasai. Muaz ibn Cebel radıyallahu anh'dan rivayet kılınadı. Resulullah ettiler. Ey Muaz! Allah'a kasam ki men sizni yaxshi ko'raman. Ey Muaz! Men sizge her namazdan keyin Allah'ım menge seni zikir kılışımda senge şükür kılışımda va senga chiroyli ibodat qilishimda o'zing yordam bergin deb aytishingizni vasiyat qilaman dedi. Bu hadislarni ko'rib turibdiki birodarlar, namozdan keyin duo qilishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan targ'ib qilingan sunnat. Men sizni yaxshi ko'raman, ey Mo'az, har namozdan keyin Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibodatingda duo qiling deb buyuryapti. Targ'ib qilyapti Rasululloh. Nimadan keyin? Mana shu o'rinda bitta narsaga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Ana shu biz o'qigan hadislarni eshitib turib, ayrim odamlar farz namozdan keyin deyapti Rasululloh. Demak, tasbih, tahlil, zikr, duolar namozni faqat farzidan keyin bo'lish kerak. Sunnatlardan oldin qilish kerak degan gapni aytishadi. Uchinchi ayrim odamlarni ko'rsangiz, farzni o'qigandan keyin o'tiradi-da, hamma sunnat o'qiganda tasbih, tahlil aytadi. Hadisni zohiriga qarab turib, bu yerda farz namozdan keyin deyapti. Üçüncü sünnetten keyimiz sünnetten oval kılıç gereği değil. Yani öz için içtihat kıladı. Burada bu hadislerde üstünde senin içtihat kılıçınca hacet yok. İçtihat kılıçınca hakkın yok. İçtihat kılıçınca ilmin yok. Senden min yıl burun, ondan burun yaşayan ulamalar, müştahidler, içtihat aklı, içtihat kılıp, hal kılıp, bundan hükümlerden çıralı kılıp, tahlep koyuyor. Bunlar hadiste farz namazı lafzını şunları geçe kabul kıladı da hüküm çıkarışı oladı. Çünkü bazı namazhanlar farzda oku bulup sünnette okumasından tasbih tahlil edilmiş gibi oturup oladı. Mesela peşin namazını farzını imamla oku buladı da kavm sünnetini, iki rekat sünnetini okuyana turgen de ula turmide de oturup zikir dualarını kılıçekenliğini göremez. Buna sana şambla hüküklendiğim güzel işimiz mümkün. Buna doğru. Çünkü buradalar hadisteki farz namazdan keyin lafzı farz ve sünnetler toluk ada etilgen tökis namazdan keyin degen manada bildiradır. Çünkü farz namazdan keyin degen lafzı şimdi zahırını yaptırıp sünnetten buraya ayet kılıyorkenler, tasbih ettikkenler, hata kılıyordu. Bu yerde hatırlatmamız farz ve sünnetleri toluk ada etilgen tökis namazdan keyin degen manada bildiradır. Biz bana ikide hadisde okuyemiz, ikide hadisde manasını canlasak, biz etleyken tasbih tahliller, sünnet namazdan keyni etleştiği tuğru ekkenliğini bana şunvalarımız. An Abdillah, An Abdillah ibn Halif, An Ayşet radıyallahu anha kalet, Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme idâ selleme, la yathbutu illa qadara ma yakul, Allahumma entes selam, ve minkes selam, tebârakte yâdel celâli vel ikram. Ravahu Muslim. Oşanamızdan kiltirli yaptı.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozdan salom berganidan keyin farzdan keyin faqatgina Allohumma antas salam va minkas salam tabarakta ya dal jalal val ikrom miqdoricha turar edilar. Keyin sunnat o'qidilar. Rasululloh farzni o'qidilar. Allohumma antas salam va minkas salam tabarakta ya dal jalal val ikrom dedi-da turib sunnatni o'qidi. Demek boyagi biz aytgan tasbih tahlillarida 33 marta aytadigan bo'lsa ulgumaydi bu muddatda. Demek farzdan keyin shu duoni aytib sunnatga turganlar. Demek biz aytgan tasbih tahlillar qachon bo'lar ekan? Bu hadisda Nabi sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiganidan keyin faqat bir oz muddat turganligi ko'rinib turibdi. Lekin tevodagi hadislarda aytilgandek tasbih tahlillarni farzdan keyin aytsa bunchalik qisqa muddatga sig'dira olmasdilar. Masalan, yuqorida mana shu Imom Muslimdan keltirgan hadisda bu narsani aytib o'tdik. Abu Hurayradan yana shunday bir rivoyat o'tdi. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu, ani Nabi sallallohu alayhi vasallam qol: "Man sabbaha Alloh fi dubri kulli salatin 33 va hamida Alloh 33 va kabbara Alloh 33 fatilka 99 va qala tamamul mi'ati la ilaha illalloh wahdahu la sharika la." Ya'ni hadis oxirigacha. Kim namozdan keyin 33 martada malolada aytsa 99-sa bo'ladi. Endi 100-uncisi qilib la ilaha illalloh wahdahu la sharika la aytsa dedi. Endi bu aytilgan 33-tadan va tavhid kalimasi farz bilan sunnat orasiga sig'maydi. Ulamolar mana shu ikki ma'nodagi hadislarni jamlab aytishadiki, birinchi Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisdan ortida sunnat namozi bo'lgan peshin, shom va xufton namozlari shuriladi. Shunga ko'ra u namozlarning farzini o'qib bo'lib Allohumma antas salam va minkas salam tabarakta ya dal jalal va ikrom duosi aytiladi va darhol sunnatga turiladi. Sunnat namozlar tamomiga yetgandan keyin Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisga amal qilinadi. Tasbih, tahlil, takbir va kalima-i tavhid o'qiladi. Ko'rdingizmi? Bitta hadisni o'qib turib xulosa qilmang. Ikkinchi hadisni o'qing, ikkalasini ma'nosini jamlasangiz bitta xulosa keladi. Demak biz sunnat namozini o'qib turib, tasbih tahlilini oyatlar kursini o'qiyotgan paytimizda ayni Rasulullohning hadislariga amal qilayotgan bo'lamiz, ayni sunnatga amal qilayotgan bo'lamiz. Tasbih, tahlil, zikr va duolar namozni farzdan keyin emas, balki sunnatlar to'liq o'qib bo'lgandan keyin ma'nosi bajarilar ekan. Mana har bitta shu ko'tarilgan mavzuni kitobdan, sunnatdan dalillarni keltiryapmiz. Biz bu yerda hech kim bilan urushmoqchi emasmiz. Hech kimni burnidagi ishqa qo'ymoqchi emasmiz. Balki bizni qilayotgan amallarimiz, mazhabimizda aytilgan amallarning hujjat dalillari bor ekanligini siz azizlarga bildirib qo'ymoqchimiz xolos. Dalillarimiz bor ekanligini aytib qo'yapmiz xolos. O'tgan darsimizda namozdan keyin tasbih tahlil aytishlik Namozdan keyin oyatlar kursi o'qishlikni dalillarini aytdik. Namozda orqasidan mana shu 33 martadan tasbih tahlillarni aytishlik, Qur'ondan oyat keltirdik va ikkita hadis keltirdik. Hamda oyatlar kursini o'qishlikka payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana hadis keltirdik. Bugun endi birodarlar, ikkinchi qismi bu darsimizni namozdan keyin duo qilish Ana shu duoda qo'lni ko'tarish va yuzga surtishlik masalasi. Undan keyingi mavzu namozni o'qib bo'lgandan keyin Qur'on tilovat qilishlik masalasi. Undan keyin namoz o'qib bo'lingandan keyin, ya'ni oxirgi amal ana shu salovat aytishlik masalalari. Takror aytyapmiz, bu darslarimizdan biz faqatgina sizlarni, birodarlar, mazhab ushlagan birodarlarimiz qilayotgan har bitta amalimizni dalili bor ekanligini aytib qo'ymoqchimiz xolos. Namozdan keyin duo qilish va duoda qo'lni ko'tarish hamda duo qilib bo'lgandan keyin yuzga maq qo'yishlik, qo'lni surtib qo'yishlik. Chunki mana shu haj umraga borganimizda guvohi bo'lamiz. Duo qilayotgan paytda qo'limni ko'taradi o'sha ayrim namozxonlar va amin degandan keyin qo'lini tushirib qo'yadi. Ya'ni yuziga surtishlikdi, yo'q deydi. Ularning ham o'ziga yarasha bir hujjat dalili bor, lekin bizni ota-bobolarimiz islom kelganiga necha yil bo'lgan bo'lsa, shuncha yildan beri duoda qo'lini ko'targan. Duoda qilib bo'lib yuziga nima qilib qo'ygan? Surtib qo'ygan.
An Halid ibn Sa'ib an abihi au an Sa'ib ibn Yazid an abihi qala kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza da'a rafa'a yadayhi ve masaha vejhehu bi yadayhi. Rawahu Abu Davud ve Tabarani. Halid ibn Sa'ib otasidan yoki Sa'ib ibn Yazid otasidan rivoyat qiladi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem duo qilsalar ikki qo'lini ko'tarardilar ve ikki qo'lini yuzga surtardilar. Abu Davud ve Tabarani rivoyat. Mana bitta hadis. Qo'lni ko'tarishlikka ve yuzga surtishlikka. Keyingi hadisimiz An Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu qala Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza rafa'a yadayhi fi du'a'i lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytibdi. İmam-ı Tirmizi rivoyati. Ravah-ı Tirmizi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytadilar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua kıyanlarında iki kolunu yüzüge sürtmezden iki kolunu kaytarmaz ediler. Kolu kötardı, yüzüge sürttüdü. Tirmizi rivayet. İki de hadis geldi. Bu hadis ki İbn Hacer hadis Hasan'da hüküm veriyor. Kengi hadisimiz. Nima haqida gapiryapsiz hozir? Dua kıyanda kolu kötardışlık hem de An İbn Abbas radıyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza da'uta Allah fad'u bi butuni kaffayk ve la tad'u bi zuhurihima fa iza faraghta famsah bihima wajhaka rawahu Abu Davud ve İbn Majah. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aittiler. Eğer Allah'a dua kılsan iki kaftingini içi bilan dua kıl. Taşkı tarafı bilen dua kılmayın. Yani kafta tezkarası bilen dua kılınmıyor. Dua kılıp olsan iki kolini yüzünge sürtün. Abu Davud İbn-i Macer'i vayet. Bana şu hadislerden duada kolunu kötarışlayık ve dua tükegenden ki kolunu yüzüge sürtüp koyuşlayık Resulullah'ın sünneti ekenliği malum oldu. Şunerli mi? Barakamı dalil. Yiğitler, biz bunu amanat tarikası da amanat üzerinde okupu yapız. Yani insan bir nesilge kanaatlanıp katı vagen bosa, ilim örgenişliğe devam etişliğe de halamasa, yok fakat meniki torduk durala diyen bosa, bu onun ihtiyarı. Lekin biz hatırcan buluyelik, kliyekken, otobombamızı, maşitte kliyekken, bana şu dualarımız, hamması hüccet delili var. Üçüncü masalamız, namazdan keyin Kur'an talavat kılıç masalası. Müslümanların amması, ötgenler yatıp Kur'an okuyan. Kabristan'da, majlislarda, ihsonlarda, jumladan mana namozdan keyin ham Qur'on tilovat qilamiz. Turli mazhablarning ulamolari mana shu ishga o'zlarining fatvolarini berishgan. Ammo hozirgi kunda mana shu namozdan keyin Qur'on tilovat qilishini ham bid'at deydigan, bunga xilof ish qilayotgan odamlar bor. Endi mana shu namozdan keyin Qur'on tilovat qilishligini dalillari bor, ulardan ayrimlarni keltiramiz. Takrar aytamiz birodarlar, mazhabimizda qaysi amal aytilgan bo'lsa, xotirjam bo'ling. Uni hujjat dalillarini keltirib tahlil qo'ygan ulamolar, mazhab ulamolari. Siz bilan bizga yo'l bo'lsin. Siz bilan bizga yo'l bo'lsin. Astad billah, innal ladina yatluna kitoballohi va aqomus solata va anfaqu mimma razaqnahum sirran va alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Fotir surasida Alloh taolay aytadi. Albatta Allohning kitobini tilovat qiladigan, namozni to'kis ado etadigan va biz ularga rizq qilib bergan narsalardan maxfi va oshkora infoq ehson qiladigan zotlar hargiz kasod bo'lmaydigan oldi sotdidan umidvorlar. Mana Alloh taologa iymon keltiradi, Allohning kitobini tilovat qiladi, namozni to'kis ado qiladi va infoq ehson qiladi. Qur'on tilovat haqida ketyapti degan. Bunga o'xshagan oyatlar va hadislar bor mazmuni Alloh taolo va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'on tilovatiga siz bilan bizni buyuradi. Qur'on o'qiganmiz, har bitta harfiga 10 tadan ajr va'da qilingan birodarlar. Buni hammamiz bilamiz. Hatto o'lim to'shagida ixtizor holatda yotgan kishiga ham Qur'on tilovati foydasi borligini payg'ambarimiz o'zlari aytganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. İmam Ahmad, İbn Mace, Abu Davud, hakimler rivayet kılgan hadiste İqra'u yasin ala mautakum. Ölülerilerge yasinini kıraat kılıyorlar. Eğer
Ömür bozsa turup geçişige sebep. Eğer vakti saati yetken bozsa iman bilen geçişige sebep. Resulullah ana şu ihtizar halatta turgan kişiga Yasin'ni qiroat qilinglar deyaptilar mı? Sahih hadiste biz muhakeme kılışımız gerekir mi bunu? Mana endi biz keltirgan oyatda o'qigan hadisda Qur'on tilovat qilishlikka mutlaq buyurilyapti. Ya'ni Qur'onni falon joyda, falon joyda, falon joyda o'qinglar demasdan umuman Qur'on tilovat qilinglar deyildimi? Bu mutlaq aytildi. Ma'lum joyda, ma'lum vaqtda mumkin, ma'lum joyda va ma'lum vaqtda mumkin bo'lmaydi deb aytishlik uchun ochiq dalil kerak bo'ladi. Qaysi narsa man qilinmagan bo'lsa, demak shu narsaga ruxsat bo'ladi. Shariatda man qilingan narsaning sanog'i aniq, ko'p emas. Buyurilgan narsa ham soni aniq va indalmasdan tashlab qo'yilgan ishni sanog'i ko'p. Hammaga assalomu alaykum. Musofirlar uchun tabrik xizmatini yo'lga qo'ydik. Bu xizmatimizga kiradi islomiy sovg'alar, buket gullar, tortlar, buyumshoq o'yinchoqlar. Shu sovg'alardan zakaz qiling. Uyingizgacha borib, video syomkalar bilan chiroyli xursand qilib kelamiz. Pastda ko'rsatilgan raqamga telefon qiling. Inshaalloh chiroyli qilib kelamiz. Nima man qilinmagan bo'lsa, demak shu narsa muboh bo'ladi, ruxsat bo'ladi. Mana shu usul ulamolar aytishadi, al mutlaqo yajri ala itloqihi ma lam yujad ad-dalil ala taqidihi. Qoidani eshitdinglar-da, mana shu qoidalardan, usul qoidalardan xabardor bo'lsak, oyatlarni, hadislarni tushunishlikda biz adashmaymiz. Chunki hozirgi kunda palonchi qorakani yomon ko'rasiz, palonchi domlani yomon ko'rasiz, nimaga desa, Qur'on oyatini o'qib turib, u Qur'on oyatidan chiqadigan hukmni usulni bilmaganligi uchun o'zini tarjimasiga qarab turinglar, ma'nosiga qarab aytib qo'yganlar bor. Tushunyapsizlarmi? Aptekadagi dorini ko'p aytdim sizlarga misolini. Retsept bo'yicha ishlatsangiz, u dori sizga foyda qiladi. Agar retsept bo'yicha emas, xohlaganda qolib ishlatsangiz, sizni kasal qiladi. Qur'on va hadisni agar aytish mumkin bo'lsa, sahobaning retsepti bilan, tobiining retsepti bilan, taba tobiining retsepti bilan tushunamiz. Biz shunga chaqiryapmiz sizlarni. Oxlab o'tib ketmanglar. Primor olib yeman desanglar, chata qolib qolasizlar. Mo, ideyani tushunyapsizlarmi? Nima demoqchi bo'layotganimiz, ukalar? Uchta asrda oxlab o'tib primor hadisni ola olmaymiz, haqimiz yo'q, tiqilib qoladi. Mutloq aytilgan ish, modomiki uni cheklaydigan dalili yo'q ekan, mutloqligicha amal qilinadi. Mana shu qoidaga binoan, agar bir amal mutloq aytilsa, uni muqayyat cheklangan qilishga dalil bo'lmasa, unga mutloq holda amal qilaveriladi. Ya'ni qayerda Qur'on o'qish mumkin emas? Hojatxonada, hammomda, nopok joyda, shu cheklangan joyda, undan boshqa joyda o'qisa bo'laveradi degan. Namozdan keyin Qur'on o'qimanglar degan cheklov yo'qmi shariatimizda? Demak bo'laveradi. Mashinada ketayotib Qur'on o'qish mumkin emas degan taqiq yo'qmi? Mashina minib ketib o'qing. Shuning uchun hojatxonada, hammomda, axlatxonada shunga o'xshagan nopok joylardan boshqa joyda junublik vaqtidan boshqa vaqtda Qur'onni o'qishdan hech kimni man qilishga haqqi yo'q. Endi masjidlarda, madrasalarda va namozlardan keyin Qur'on tilovat qilishlikda ham birodarlar man qiladigan hech qanday dalil yo'q. Shuning uchun biz man qilingan ishni qilayotganimiz yo'q. Masjidlarda Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lishda fazilat haqida juda ko'p hadislar bor. Ba'zilarini o'qiymiz. An Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam majtama qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna baynahum illa nazalat alayhimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma wa haffatuhumul malaika wa zakarahumullah fi man inda rawahu muslim. Rasulullah aytadilar Abu Hurayradan biror qavm Allohning uylaridan bittasida jamlanib u zotning kitobini tilovat qilib, uni o'zaro dars qilib o'rganishar ekan, ularga sakinat tushadi. Ularni rahmat qoplab oladi. Ularni farishtalar o'rab oladi va Alloh ularni o'zining huzuridagi farishtalarga zikr qiladi. Mana endi kun bo'yi birodarlar g'am tashvish bilan yuramiz, bozorda, guzarda. Musulmonlar o'zining namozini o'qish uchun masjidga kelar ekan, ozgina bo'lsa ham Qur'on tilovatiga
bir kulak tutsa, birodarlar, albatta ularning qalblari, ruhları orom oladı. Shunday emasmi? Çünkü Allah Teala aytadi, istadbillar, allazina amanu va tatmainnu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ular iymon keltirgan qalblari Allohni zikr qilish, eslash bilan orom oladigan zotlardir. Ogoh bo'lingiz kim? Allohni zikr qilish bilan qalblar orom olar. Namozdan keyin tasbih aytishni hal qildik. Oyatul kursini o'qishni hal qildik. Duo qilganda qo'lni ko'tarish, yuzga surtishni hal qildik va namozdan keyin o'qinglar degan dalil yo'q ekan namozdan keyin desanglar, aytamiz, o'qimanglar degan dalil ham yo'qda. Keyingi mavzuimiz namozdan keyingi salovat. Shubha yo'q, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishlik, birodarlar, bu savobli ish, ajr ulug' bo'lgan ish. Bunga bir qancha bir dalillarni keltiramiz. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishimizni Alloh bizga buyurgan. Va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning o'zining hadislari bor. Astagfirullah. Innalloha va malaikatuhu yusalluna alan-nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Albatta Alloh ham uning farishtalari ham payg'ambarga duoyi salovat aytur. Duoyi salovat aytirlar. Ey mu'minlar, sizlar ham u zotga salovat va salom aytinglar. Ahzob surasi 56-oyat. Alloh taolo bizni buyuryapti payg'ambarimizga salovat aytishlikka. Va Alloh taolo o'zim salovat aytaman deyapti. Farishtalar aytadi deyapti. Hadisdan. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallohu anhuma annahu samiya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul: "Man solla alayya salatan sallallohu alayhi biha ashra." Ravohu Muslimun. Abdullah ibn Amr ibn al-As'dan Rasulullah'ın şimdi degan sözünü eşitti o kişi. Rasulullah aytadilar, kim menga bitta salavat aytsa, ana shu aytilgan salavatda evaziga Alloh taolo bu bandaga 10 marta salavat aytadi. Kim payg'ambarimizni bir marta salavat bilan eslasa, Alloh shu bandani 10 marta eslaydi. 10 marta salavat aytadi. Biz salavatda fazilatini aytyapmiz-da. An ibn Mas'udin anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal Avlen nasi bi yevmal qiyama aktharuhum aleyye salaten. Ravahut Tirmizi. Abdullah ibn Mas'ud'dan Peygamberimiz aytadılar, kıyamet günü de adamlarının arası da menge en yakın rahı hayatta dünyada menge köprak salavat etkenidir. Bunga o'xshagan hadisler köp buradalar. Lekin mavzuimiz salavatın fazilet hakkı demez. Namazdan keyin aytishlik haqida. Mavzuimiz salovatni fazilati emas. Mavzuimiz namazdan keyin salovat o'qishlik haqida. Namazdan keyingi salovatni bidat deydiganlar mana shu gapiga qaysi hadisni hujjat qilishadi? Imom Muslim keltirgan bu hadisni Jabir ibn Abdullohdan payg'ambarimiz aytadilar: "Amma ba'd, fa inna khayral hadisi kitobulloh va khayrul hadi hadi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam va sharrul umuri muhdathatuha" ve kullu bid'atin dalal. Cabir ibn Abdullah'dan Resulullah aittiler amma ba'd, sözlerinin en yakşısı Allah'ın kitabı, hidayetinin en yakşısı ise Muhammed Aleyhisselam'ın hidayeti, işlerinin en yamanı onun yangi payda kılıngenleridir ve her bir bid'at yangi payda kılıngenlisi zalal. Bana şimdi öşü salavatlı bid'at deyip çıkıyordukken ülkelerimiz, akelerimiz her bitti payda bo'lgan, Rasulullah davrida bo'lmasdan keyin payda bo'lgan ish bid'at deb turib chiqib ketadi. Hozir keltirilgan hadis haqida ulamolar nima deganligi bizga qiziq emas. Bundan nima hukm chiqargan faqihlar? Bunda qanday qoidalar kelib chiqadi? Qiziq emas. Muhimi bizga bid'at deyishdi va bizga yoqyapti shu gap. Chiqib ketishligimizga nima bu? Go'yoki hujjat. Lekin bu hadisdan birodarlar bunaqa xulosa olinmaydi. Bu hadisni tushunishimiz uchun bidat haqida aytilgan bu hadisni Rasulullohning umrini oxirlarida aytgan hadisini o'qisak, ini ikkala hadisni ma'nosini bitta qilsak to'g'ri xulosa qilamiz. Jabir ibn Abdullohdan har bitta yangi paydo bo'lgan narsa bidat deyildi. Endi Jarir ibn Abdullohdan keltirilgan hadisga quloq tutamiz. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha
ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha ve la yanqusu min ujurihim şey'un. İmam Müslim rivayet. Cerir ibn Abdullah'dan rivayet kılınadı. Resulullah dediler, kim İslam'da bir yakşı sünnetini payda kılsa, yakşı amalını ve o payda kılınken sünnetke, o payda kılınken kişiden keyin amal kılınsa, ana şu kişi için amal kılgenliğin savabı çelik, miktarda acil savab yazıladı. Ve onların acil mükafatlardan bulanırsa kemiğini. Kim İslam'da bir yaman sünnetini payda kılsa ve o payda kılınken sünnetke ondan payda kılgen kişiden keyin amal kılınsa, o için amal kılgen kişinin günahını miktarda günah yazıladı. Ve onların günahlardan bulanırsa kemiğini. Man senne fil İslami sünnetten hasenetten hadisi. Ve bu Resulullah'ın ömrünün ahirki davretken hadisi. Bir adam yaxshi amalni boshlagan bo'lsa, savobli amalni paydo qildi. Odamlar ergashdi. Paydo qilganiga ham savob bor va amal qilganlarning savobidan bunga savob bor, bular savob ozayib qolmaydi. Har birta bid'at ham birodarlar zalolat bo'lmaydi. Payg'ambarimiz davrida bo'lmagan, lekin keyin paydo qilingan, islom ramkasida turgan, islom man qilgan ishlarga tushmagan ishlar birodarlar bid'atul hasana deyiladi. Yaxshi bid'at deyiladi. Mana bidatlarga misol keltiramiz. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu juda ko'p qori sahobalarni jihodlarda shahid bo'lib ketayotganligini ko'rib, Umar ibn Xattobning taklifi bilan Qur'onni, mushafni, mana siz bilan biz tilovat qilayotgan Qur'onni kitob suratiga olib keldi. Payg'ambarimiz davrida Qur'on kitob emas edi. Terilarga, yog'ochlarga, suvaylarga, taxtalarga yozilardi. Bidat ekan Qur'onni mushaf qilishar? Bidat. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu 8 rakatli taravih namazını 20 rakatga bitti imomga jamlab qo'ydilar. Va bu yerda bilasizlarmi Ubay ibn Ka'b, Abdulloh ibn Mas'ud, Ali ibn Abi Tolibdek mujtahid sahobalarda bittasi qarshi chiqqani yo'q. Bid'at edi bu ham. Usmon ibn Affon davrigacha azon bitta aytilardi juma namoziga. Lekin shahar kengayib ketdi, odamlar ko'payib ketdi. Shunda ikkita azonni joriy qilib qo'ydi. Bu yan bid'at edi. Tushunyapsizlarmi? Agar siz ko'rmasangizlar yo'q degani emasda bu. Sizi ilmingiz yetmagan bo'lsa, sizga bu narsani o'rgatmagan bo'lsa, bu boshqa dalil yo'q degani emasda. Insof qilinglar. To'g'ri, payg'ambarimiz davrida namozdan keyingi amallarning ko'rinishi bizgida qilib bo'lmayotgandir, lekin dalil hujjati bor bularni. Qilmanglar demaganda payg'ambarimiz bu narsani. Bid'atu hasana bular. Mana endi sahobai kiromlar paydo qilgan yuqoridagi ishlar payg'ambarimiz davrida bo'lmagan, lekin bu zotlar ana shu yangilikni paydo qilishdi. Endi nima? Ular ham bid'atchimi? Islomda asli bor bo'lgan narsani qilishdi. Yo'q narsani kirgizib islomdan desa, buni biz ham bid'at deb aytamiz. Bilib bilmasdan qilinayotgan amalni zalolat bid'at deyishlikka shoshilmaslik kerak, bu katta xato bo'ladi. Biz qaysi bid'atni zalolat bid'ati deymiz? O şuna bir iş ki, dinde aslı yok. Dinde aslı bulmayan insanı kirgisi bu bidatı zalala deyimiz. Ama salavat açtık, dinde aslı var mı? Var. Namazdan keyin aytmeyeler de gen, tahkik yok mu? Demek dinimizde salavat açtık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Bu dinde aslı var narsa, biz salavat açtıkken paytımızı nima qilmay yapız? Zalalat bidatını qilmay yapız. Madami ki, bu işimizden dinimiz bizi qaytarmasakan, bu iş caiz bo'ladi. Alloh taolo aytadi, astagfirullah. Fa idza qadaytumus solata fadhkurulloha qiyaman va qu'udan va ala junubikum va idza atmanantum fa aqimus solah. Innas solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Alloh taolo aytadi Niso surasida, namozni ado qilib bo'lganingizdan keyin ham turgan, o'tirgan va yonboshlagan paytlaringizda doim Allohni yod etingiz. Namozni tugatganingizdan keyin ham Allohni zikr qilinglar deyapti. Namozni tugatib qayerda o'tirgan bo'lamiz? Bas qachon xotirjam bo'lgach, namozni to'kis ado eting. Albatta namoz mu'minlarga vaqti tayin qilingan farz bo'ldi. Demak, mana shu oyatda Alloh taolo namozdan keyin bizni zikr qilishdan qaytaryaptimi? Bu oyat bilan qaytaryaptimi? Yo'q, targ'ib qilyapti, buyuryapti. Salovat aytish zikrmi? Salavat açış hem zikir mi?
Namazda okup ögenlerden keynem zikir kılıyorlar Allah'ını deyipti. Namazda okup ögenlerden keynem salavat açtık zikir mi? Ayet kemal kıl yapıyorsakken buradalar. Şimdi namazda okup ögenlerden şat çıkıp geçti mi ondan? Şaşı yürüp çıkıp geçti. Onu mu? Demek namazdan keyin zikir kılışken salavat açtık ki hiç kadar maniyeli yok. Allah Ta'ala ne dedi? Ey müminler, sizler hem uzatken salavat aydın, salam aydın dedi. Şu yette kaçan ayetçiliğini Allah Ta'ala ayeti yaptı mı? Kayırda ayetçiliğini ayeti yaptı mı? Umumi ayeti yaptı mı? Demek Allah'ın zikir kılışı mümkün mü olmayan cahiler? Hacathane, hammam, ahlathane, napak cahilerde ayetçi mümkün mü? Başka her kendi cahilerde ayetçi mümkün. Nemeden ki? Şu Katar'da namazdan kendim ayetçi mümkün bana. Bir tayin kılıngen, vakti ayetilmegenden ki bu masalarını çigelleştirip Allah ve Resulü kaytarmayan narsadan kaytarış doğru emas. Yani bu ayette buyruq aytinglar buyruğu cam sigasida kelyapti. Salavat aytinglar. Mana şu cam sigasida kelganligi ham jamoatdagi odamlar bilan salavatni jamoaviy tarzda aytishga ruxsat bor ekanligi. Jamoaviy tarzda aytishga aytishlik joiz ekanligi ishora bor. Yana bir qancha hadislar bor. Ularda duoda orqasida salovat aytishlik shu duoni ijobat bo'lishligining sababi ekanligi uqtiriladi. Bilaks, duodan keyin salovat aytilmasa, o'sha duo qabul bo'lmay qolishligi mumkinligi haqida ham aytilgan. Ana shu duoni ijobat bo'lmasligi haqida ham aytilgan. Imom Bayhaqiy o'zini shu obil imonida aytadi. Ali roziyallohu anhu'dan An Ali roziyallohu anhu qol kullu duo mahcubun hatta yusalla ala nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Men ilim havlusu bulsam dediler Resulullah. Ali uni eşigi dediler. Ali ibn Abi Talib yaptılar ki her bir dua ki ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki salavat aytilmagunicha icabat buluşundan tosilgandir. Kala Umar radiyallahu anhu inna dua mavkuhun baynas semai vel ard. La yas'adu minhu şeyun hatta tusalli ala nebiyike sallallahu aleyhi ve sellem. Terimizi rivayet. Umar ibn Hattab ediyordu. Elbette dua Osman ve yer orasında tuhtap duradı. Onda hiçbir narsa kötarılmaydı ta peygamberinki salavat etme günü için. Çünkü hemen yapımız arkasında, hemen duamız arkasında ve sallallahu ta'ala ala hayri halkihi Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ecmainde dua kılamız. Bugün o şekilde haberlerden görüntüldü buradalar. Namazdan keyin kıladığı dualarımızdan keyin biz elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat etmemiz gerek. Birinci meselemiz namazdan keyin zikirlerde dalillerini keltirdik. Namazdan keyin ayet-el kürsünün dalillerini keltirdik. Namazdan keyin kol götürüp dua kılıp yüzde kol iş kaçtı ettik. Namazdan keyin Kur'an talavatının dalillerini keltirdik. Namazdan keyin salavat açlıkça dalil kildirdik. Şimdi buradalar sizler namazda okup olurlar şart yürüp çıkıp geçtikçe bitti dalil kildirirler. Akulu kavluyor. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.